Bluetooth çalışması yapıyorum. Bluetooth'ümün modeli hakkında ilk önce hemen bilgi vereyim. Şu şekilde şöyle envelop şeklinde geliyor. Sağ taraf sol tarafın üzerine kapandı. Penslerini diktim, aşağıya doğru ütüledim, kollarını taktım. Şimdi şurasında şöyle altında bir köşe çalışması yapacağım ve ben size köşe çalışması nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bluzumun bu şekilde önü, etek uçları ve diğer kısmına ilk önce 2 santim genişliğinde tela yapıştırdım. Paylarını çok düzenli bir şekilde kestim. Etek ucunda da aynı şekilde işlem var ve şuraya size hemen köşe çalışmasını göstereceğim. Köşe çalışmasını ben nerede yapıyorum, kullanıyorum? Giyimde erkek ceketlerinin kol yırtmaçlarının köşelerini düşünün. Elbiselerin alt kısmı olabilir, yırtmaçlı bir elbise olabilir. Yine aynı şekilde köşe çalışması kullanılıyor. Şimdi bakın bu şekilde üstten böyle geldi. Dikiş payım etek ucu da bu şekilde geldi. Ve şurası bakın şurayı çok net görebiliyor musunuz? Bakın şu şekilde şöyle köşe yapacağım kısmı ilk önce belirliyorum. Sivri olarak şöyle ayarlıyorum ve şu şekilde dikiş payımı yatırdım ve bu şekilde böyle bastırıyorum tırnağımla. Tırnak ütüsü yapıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıyorum aynı işlemi. Bakın köşemi tuttum şu şekilde. Şu şekilde köşemi tuttum. Şöyle ve sağlı sollu tırnak ütüsü yapıyorum. Yani bir ütü çizgisine ihtiyacım var burada. Bakın yaptım. Yaptıktan sonra bunu ters çeviriyorum. Ve tırnak ütüsü yaptığım yerlerden makine çekeceğim şimdi. Şöyle alıyorum ve hemen makinemi çekiyorum. Bakıyorum. Şöyle ters çevirdiğimde şu şekilde bakıyorum. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Dikiş paylarımı hemen kesiyorum. Yarım santimden ikiye açıp ütüleyeceğiz bu kısmı. Ve şu şekilde yaptığımda köşe çalışmam bitmiş oldu.